Merhaba arkadaşlar, hayırlı akşamlarınız olsun. Kanalıma hoş geldiniz. Yine her zamanki gibi kısa bir video çekeceğim. Şimdi endeksimiz hakkında bir bilgi vereceğim. Hafta sonu yeni hisselerimiz olacak, onlar hakkında bilgi vereceğim. Ve benim geçen haftaki çekmiş olduğum videonun performansını kısaca söyleyeceğim. Konumuz bu. Şimdi öncelikle şunu belirteyim arkadaşlar. Bu anlattıklarım yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım danışmanlığı kapsamında da değildir. Sadece kendi şahsi fikrim ve kendi düşüncelerimdir arkadaşlar. Teknik ve temel olarak çalıştığım ve onların bana vermiş olduğu tecrübeyle nasıl hareket ettiğini söylediğim hisselerdir. Söylediğim yorumlardır, söylediğim bilgilerdir. 22 yıldır borsadayım. Bu bilgilerimden yararlanırsan bence sen asla zarar etmezsin. Zarar etmezsin. Sadece beni izle, sadece beni takip et. Geriye dönük 3-5 tane mi videomu izlediğin zaman neler söylediğimi oradan anlayacaksın. Ben ne dedim, ne oldu, şu andaki pozisyon nedir? 3-5 geriye dönük videomu izleyin. Yeterli. Hepsini izlemenize gerek yok. Ben YouTube kanalımı yeni video çekmeye Mayıs ayında başladım. Mayıs sonunda, Haziran'da falan. Yani Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım. Yani 5-6 ay oldu arkadaşlar. 6 ayda önce kendi çevremizdeki arkadaşların çok ısrarı ile üzerine bir çektik. Ve ondan sonra şu anda abone sayımız Allah'a çok şükür 10 binlere dayandı. Beni izleyenlerin asla zarar etmediğini ve bana teşekkür üzerine teşekkür geldiği için de Allah razı olsun çok mutluyum. Bunu belirteyim. Ve endeksimiz arkadaşlar bugün nasıl bir hareket etti size onu anlatayım. Şimdi faiz kararı beklentisi ile böyle bir bocaladık. 2-3 günden beri bir bocaladık. Garanti Bankası'nın 12-20'lerden ben Garanti BBVA'dan ben hisseleri alacağım demesiyle Garanti Bankası endeksimizi biraz yukarıya taşıdı. Öbür bankalar neden gitti onu da bir anlamış değilim. Gitme sebebi sadece şudur. Doların yükselmesinden, piyasa değerlerinin düşmesinden dolayı fiyatlarını yukarı çektiler onları. Başka onlarda bir yükselme potansiyeli bu kadar olmaması gerekiyor da onu düşünüyorum. Yani dolar bazında fiyatları çok ucuz olduğu için bankalar ondan gitti. Ha gider mi? Daha da gidecektir. Ben bankaların endeksimizi götüreceğine hala inanıyorum. Özellikle Garanti Bankası'nın önümüzdeki günlerde SPK'ya başvurdu. Eğer bu SPK BBVA'nın 12-20'deki lotunu alacağım onayını verirse Garanti Bankası'nda yine hareketler olacağını düşünüyorum. Bu benim düşüncemdir. Al-sat tavsiyesi değildir. Bununla beraber diğerleri de arkasına takılabilir. Bunu da belirteyim. Şimdi geçen hafta arkadaşlar al veren hisseler adlı bir video çektiğimizde o videomuzun getirisi yani pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe bugün 4 günde %7.9'dur. Onlar ne vardı? Hemen 3-4 tanesi aklımda onları söyleyeyim. Net Holding söyledik arkadaşlar. Şişe Cam'ı söyledik. Garanti Bankası'nı söyledik. Çelik halat dedik, Akçansa dedik arkadaşlar ve birçoğunu daha söyledik. Sabancı Koç falan dedik. Çelik halat bugün yine tavan. Zaten Net Holding her gün 3-4 gidiyor falan filan. Şişeyi bugün yine gördük. Yani biz boş konuşmuyoruz, çalışıyoruz ve küçük yatırımcının zarar etmemesi için elimden gelen gayreti gösteriyorum ve göstermeye de devam edeceğim. Ben buna devam edeceğim. Ben bu konuda tehdit de aldım YouTube'dan. Hiç umurumda değil dedim ve devam ettim. Bana kanalım kapat da git dediler. Ben onu da kapatmadım. Yani Twitter'dan, YouTube'dan bir tane iki tane hisse söyleyip bir gün tavan, üç gün dip getiren hisseler gibi değil dedim. Ben öyle bir şey yapmam. Öyle kanallar çok. Telegram grupları var falan filan. Ben onlara benzemem. Ben sadece küçük yatırımcının spek hisse almamasını, zarardan nasıl kurtulacağını söylerim. Adam gibi hisse almasını söylerim, beklentisi olan, bir hikayesi olan, büyümeye elverişli, büyüyen yatırım yapan hisseyi söylerim. Alırsın almasın, karar tamamen sana aittir.
Bu yarın da endeksimizin güzel olacağını düşünüyorum. Arada yine dalgalanmalar olacak. Doların da bir geri çekilme ve soluklanmasının geldiğine inanıyorum. Ben buna inanıyorum ama sen inanırsın inanmazsın. Ben ona bir şey diyemem. Merkez Bankası dedim, inşallah pas geçer dedim veya dedim en fazla 100 bas puan düşürür dedim ve onu gerçekleştirdi ve endeksimizdeki o panik satış ve belirsizlik bitti. Belirsizlik bitmesi bizim borsamız için iyi bir haberdir. Tek kötü haberimiz doların yükselmesidir. İnşallah o da biraz geri çekilirse endeksimizi kimse tutamayacak. Endeksimizdeki hikaye var. Borsada hikaye var, hisselerimizin hikayesi var, çok ucuzuz, çok ucuz. Hala sipek hissede dolanıp da turşusunu kurma. Bir an önce sağlam hisseye geç. Bunu ben defalarca söylüyorum. Defalarca söylüyorum. Bir an önce artık adam gibi hisseye geçmenin zamanı geldi. Geç kalma. Geç kaldın biraz, bari artık geç kalma. Bak bu hafta sonu zaten cumartesi pazar canlı yayın yapıyorum. Hisseleri analiz ediyorum. Pazar günü de yine böyle coşacak, al veren ucuz kalmış hisseleri bir liste halinde atıyorum ve söylüyorum. Alırsın almazsın karar sana kalmış. Ben al demiyorum. Bir beklentisi var, ucuz kalmış diyorum. Yorum, karar tamamen sana ait. Bana abone olan, katıl ile abone olan arkadaşlarımızı bir WhatsApp grubunda topladık. Bakın birin, eğer tanıdığınız varsa, bana üye olup da WhatsApp grubuna üye olamazsa, bir kişinin zarar ettiğini göremezsiniz. Görmeyeceksiniz. Neden? Adam gibi hisselere girdik. Adam gibi hisseleri takip edin dedim. Sipekten kurtulun dedim. Ha daha önce almış zararda ben ona karışmam. Ben onun hakkında bir şey diyemiyorum. Sat da diyemem, al da diyemem. O onun kendi iradesiyle almış. Ama doğru hisseler bunlar. Karar senin diyorum. Ben bu şekilde de devam edeceğim. Bir şişenin 3 günden beri, 4 günden beri, 3-4 videomdan beri söylüyorum ki arkadaşlar kasasında para basılı. Enka'nın kasasında para basılı. Milyar dolar var diyorum. Arçelik çok ucuz diye defalarca söyledim ve video çektim. Vestel dedim yerlere düştü artık zamanı geldi dedim. Alan alır satan satar. Yine zamanı gelen hisseleri pazar günü liste halinde vereceğim. Herkes kazanacak. Abone olursanız sevinirim. Bu videomun altına da arkadaşlar yorum yazarsanız, hisseleri yazarsanız ben de elimden geldiği kadar onlara bakıyorum. Bakmaya çalışıyorum. Yanlış doğru hakkında bir şey diyemem ama destek ve direnci budur diyorum. Biraz o hisse hakkında çeşitli yorumlarda yazıyorum. Yazmaya da devam ediyorum. Öyle söyleyeyim. Yani şöyle belirteyim arkadaşlar. Canlı yayınlarda özellikle hislerinizi tek tek takip ediyorum. Yeni halka arz olan hisselere bir şey diyemiyorum. Ben mesela halka yeni arz olacak, yine yakınlarda halka arzlar var, yarın öbür gün falan filan 3-5 tane yine çıkıyor. Her gün bir tane halka arz çıkıyor. Zaten SPK'da bunlara bir şey demiyor. Fiyatlarını yukarıdan halka arz ediyor. Bir de oransal yapıyorlar. Adam 10 trilyonluk alıyor, sen alıyorsun 3-5 bin liralık. Sana veriyor 15 lot, ona veriyor 100 bin lot. İlk %3-5 yaptığı zaman basıp çıkıyorlar, taban yaptı diyorsun. Ya diyorsun bu halka arz oldu, neden düşüyor diyorsun. Bunun bir sürü örnekleri var. O kadar çok ki. Ama eşit dağıtım olduğu zaman ne güzel gidiyor. Zaten az veriyor. Ben 3-5 taban yaptığı zaman stopumu koyup devam edeyim. Ondan sonra çıkıyorum. Ben bunu da özellikle belirtelim. Yani oransala girmiyorum, eşit dağıtım halka arza giriyorum. Bunu da belirteyim. Tamam mı kardeşlerim? Bunu özellikle size söylemek istedim. Bir nokta daha var arkadaşlar. Lütfen size bunu defalarca söylüyorum. 100 bin liralık, 300 bin liralık hisse alacaksanız parça parça alın. 2 bin liralık, 3 bin liralık, 5 bin liralık parça parça kademeli olarak alım yapın. Asla birdenbire almayın. Sonra tahtacı sizi görürse neler yapacağını görürsünüz. O kağıdı asla siz satmadan yukarı götürmez. Bunun örnekleri çok. Bunun örnekleri çok. Kimlerle dans ettiğinizi bilemezsiniz. Kimlerle oynadığınızı asla bilemezsiniz. Çok dikkat edelim. Kendinize iyi bakın. Allah'a ısmarladık. Görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. Görüşürüz.